Kraliçe Elizabeth'in korgi cinsi köpekleri olan sevgisi dünyanın her yerinde bilinir. Bütün köpeklerinin şef tarafından pişirilen özel ev yapımı mamalar yemesi şaşırtıcı değil. Buckingham Sarayı'nın eski şefi Darren McGrady bir röportajında kraliyet korgilerinin sadece taze yiyecekler yediklerini ve tavşan eti, karaciğer, lahana ve pirinç içeren ev yapımı mamalardan oluşan kendi menüleri olduğunu söyledi. Kraliçenin 8 köpeği vardı ve korgilerin hepsi mamalarını egzotik porselen kaselerden yerdi. Her köpeğe özel bir tabak düşüyordu. Böylece paylaşmak zorunda kalmıyorlardı. Uşaklar köpek mamalarını kıdeme göre düzenleyip servis ediyordu. Yemek bittikten sonra iki uşak boş kaseleri topluyordu. Majesteleri korgileri üretmeyi 2015'te bıraktı. Bununla birlikte medyada yazdığına göre kraliçenin bugün hala iki korgisi var. Kraliyet evcil hayvanlarının birinci sınıf mamalarının olmasının yanı sıra tüm ihtiyaçlarını karşılayan kendi özel uşakları da var. Buckingham Sarayı'nda krallar gibi ağırlanan sadece köpekler değil, atlar da bundan payını alıyor. Majesteleri bazen onları kendi elleriyle besliyor. Dolayısıyla onları beslemek için öyle her avuç kullanılamıyor. Bütün avuçların mükemmel bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Hepsi parmak boyutunda ve soyulmuş olmalı. Kraliyet çalışanlarının çay demleme konusunda da uymaları gereken bir sürü kural var. Kusursuz bir çay olması için çay fincanı başına bir çay kaşığı yaprak konması gerekiyor. Su sıcaklığı yeşil çay için 70 derece, Earl Grey veya İngiliz kahvaltı çayı için de 100 derece olmak zorunda. Süt her zaman en sonda ekleniyor. Çay servis edenlerin su sıcaklığını ölçmek için bir termometre kullanmaları gerekiyor. Yeşil çay 3 dakika demlenirken siyah çayın demlenmesi için 5 dakika geçmesi gerekiyor. Kraliyet çayı sadece balla tatlandırılabiliyor. Kraliçe için saraylarında çalışan 1000 kadar kraliyet çalışanı var. Buckingham Sarayı'nda çalışanların uzun saatler çalıştıktan sonra uyudukları 188 mütevazı çalışan yatak odası var. Medyada çıkan birçok habere göre orada işe alınmak göründüğü kadar zor değil. Fakat asıl şaşırtıcı olan maaşların genellikle pek yüksek olmaması. Nispeten gösterişsiz koşullarda yaşamak zorundalar ve ailelerinden uzun süre ayrı yaşamaya zorlanıyorlar. Sarayda çalışmanın ücretsiz telefon kullanımı, araba ve bisiklet kiralama, ücretsiz öğle yemekleri gibi avantajları da var. Düzenli olarak sarayda yaşayanlara bütün yemekler ücretsiz. Kraliçenin saraylarından biri için yeni bir çalışana ihtiyacı olduğu zaman iş ilanları resmi kraliyet ailesi internet sitesinde yayınlanıyor. Kraliyet uşağı olarak işe girmek isteyenler önce Oxfordshire'deki Blenheim Sarayı'nda uşaklık kursuna başvurabilirler. Bu kurumlar çeşitli sürelerde ücretli görgü kuralları kursları veriyor. Bunların arasında 7000 pound değerinde 4 haftalık bir eğitim de var. Her ne kadar işe alınmanızı garanti etmese de şansınızı artırıyor. Son yıllarda duyurusu yapılan saray işlerinden biri de kraliçenin Edinburgh'daki Holyrood House Sarayı'nda bulunan tarihi vazolarının ve eşsiz tablolarının cilacısıydı. Bu göreve başvuracak adayların yılda 10.500 dolar maaşla haftada 20 saat çalışması isteniyor. Herhangi bir tecrübe aranmıyor. Bir kraliyet çalışanında aranan en önemli özellik iyi sır tutmasıdır. Personel kraliyet ailesine hizmet ederken medya için çok değerli olabilecek hassas bilgiler edinebilir. Bazı eski çalışanlar saraydaki işleri hakkında kitap bile yazdı. Bu nedenle bugün bütün yeni kraliyet çalışanları bir gizlilik anlaşması imzalamak zorunda. Buckingham Sarayı'ndaki telefon operatörleri haftada 7000'den fazla çağrı alıyor. Basında yer alan haberlere göre yıllık maaşları 23 bin pound artı sosyal yardımlardan başlıyor. Kraliçenin akşam yemeğine daima zarif bir şekilde davet edilmesi gerekiyor. Onunla konuşma onurunu elde edenler belirli nezaket ifadelerini öğrenmek zorundalar. Doğaçlama ve gayri resmi dil hoş karşılanmıyor. Kraliyet çalışanı akşam yemeğiniz masaya geldi gibi bir cümle söylerse kovulma riskini almış oluyor. Onun yerine şuna benzer bir şey söylemeleri gerekiyor. Majesteleri akşam yemeği servis edildi. Prens Charles'ın avdan sonra rafadan yumurta yemek gibi bir alışkanlığı var. Genellikle beklenmedik zamanlarda geldiği için mutfak çalışanları da tuhaf bir gelenek edinmiş. Prens avdan hemen sonra taze taze yesin diye gelmesi beklenen zamandan 30 dakika önce her 3 dakikada bir yumurta haşlamaya başlıyorlar.
Her mutfak çalışanı kraliyet ailesinin beslenmesinde zehirlenme riskine karşı uzun bir kısıtlamalar listesi olduğunu biliyor. Seyahat ederken musluk suyu içmelerine izin verilmiyor. Egzotik veya baharatlı yemekleri ve Tatar bifteği gibi çiğ ya da az pişmiş etle yapılan yemekleri de yemiyorlar. Kraliçe ve ailesi elleriyle yemek yemiyor. Meyve yerken bile daima bir çatal ve bıçak kullanıyorlar. Eski kraliyet şefi Darren Grady üst üste 11 yıl hiç pizza pişirmediğini itiraf etti. Menü bayağı tutucuydu. Kraliçe ondan hamburger dışında fast food pişirmesini istememişti. Ama o hamburgerlerin de belirli bir şekilde yapılması gerekiyordu. Av etinden ve hamburger ekmeği olmadan. Majesteleri öğleden sonra çayını genellikle saat 3 ile 5 arası kabuksuz yuvarlak bir sandviçle alır. En sevdiği sandviç malzemeleri arasında salatalık, balmoral somon füme, hardallı jambon, mayonezli yumurta veya ton balığı var. Yemek servisinden sorumlu olan kraliyet personelinin çeşitli yemekleri farklı aile üyeleri için düzenleyen eşsiz planlamaları var. Bu servis kuralları kraliyet ailesinin yaşamını ve yemek pişirmeyi kolaylaştırmak için onlarca yıldır değiştirilmedi. Sabahları Buckingham Sarayı'nda elektrikli süpürge kullanmak yasak. Temizlik ekibi onun yerine halıları sessizce süpürüyor. Bu kural personelin sinir bozucu elektrikli süpürge sesiyle kraliyet ailesini erkenden uyandırmasını engelliyor. Sadece kraliyet ailesi fertlerinin istedikleri yerde yürüme hakkı var. Sarayda birçok uzun koridor var ve dile getirilmeyen kurallar personelin halıların ortasından yürümesini yasaklıyor. Onun yerine ayakkabılarıyla fazla kir getirmemek, gereksiz ayak izleri bırakmamak ve halıları eskitmemek için koridorların kenarından yürüyorlar. Buckingham Sarayı'ndaki çalışanların çoğunun çok güçlü bir bele ihtiyacı var. Çünkü iş gününün çoğunu ayakta geçiriyorlar. Bu özellikle de güzel kırmızı üniformaları ve siyah şapkalarıyla İngiltere'nin sembollerinden biri olan meşhur muhafızlar için geçerli. Bu genç adamların nöbette tam bir sessizlikle dimdik durmaları gerekiyor. Bir muhafız gülerken ya da turistlerle konuşurken görülürse ceza olarak aylık maaşının 1/3 kesiliyor. O yüzden olur da Buckingham Sarayı'nı gezmeye giderseniz adamlara acıyın ve onları güldürmeyin. Kraliyet dadılarının da zorluklara hazır olması gerek. Doğru beslenmeden siber güvenliğe ve güvenli sürüşe kadar bir sürü sorumlulukları var. Bu kadınların bu işe uygun olmaları için 3 yıllık yoğun bir eğitimi tamamlamaları gerekiyor. Tüm kraliyet dadıları açık hava faaliyetlerinin teşvik edildiği çok eskiden kalma bir eğitim alıyor. Bu yüzden yağmurlu ve soğuk olsa bile dışarıda çok zaman geçirmeye hazır olmaları gerekiyor. Buckingham Sarayı dadılarının geleneksel üniformalarını sadece düğünler ve doğum günü partileri gibi resmi günlerde giyme zorunlulukları var. Bu kıyafet taba rengi klasik bir üniforma, bir melon şapka ve beyaz eldivenlerden oluşuyor. Geri kalan iş saatlerinde sıradan giysiler giyebiliyorlar. Şaşırtıcıdır ki kraliyet personeli olmak için başvuranların güvenlik kontrolleri 4 ila 6 hafta sürüyor. Bütün işlerde İngiliz vatandaşı olma şartı aranmıyor ama Birleşik Krallık'ta bir çalışma iznine sahip olmaları gerekiyor. Resmi protokole göre kraliyet ailesi fertleri halka açık etkinliklere giderken araçlarını kendileri kullanamıyor. Fakat Kraliçe Elizabeth'in daha önce direksiyona geçip mülkünün etrafında dolaştığı basın tarafından görüntülenmişti. 18 yaşındayken kadınlar yardımcı bölge servisinde şoför olmak için eğitim almıştı. Ancak tabii ki sarayın genel yollarda kraliçenin ulaşımını sağlayan özel şoförleri var. Kraliyet şoförü iş ilanı haftalık 48 saatlik mesai için yılda 23 bin pound ile 24 bin pound arası bir gelir vaat ediyor. Diğer personelde olduğu gibi şoförler de sarayda yaşamaya davet ediliyor ve onlar için tüm öğünler ücretsiz oluyor. Başarılı adayın stres altında çalışabilmesi, ayrıntılara dikkat etmesi, bir sürücü ehliyetine sahip olması, mükemmel davranış ve iletişim becerilerine sahip olması bekleniyor. Bu iş kraliyet ailesi fertlerinin yanı sıra misafirleri ve saray yetkililerinin ulaşımını sağlamayı ve onları karşılamayı içeriyor. Şoförlerin kraliyet araçlarını sürmenin dışında bütün arabaları mükemmel durumda tutmak gibi bir yükümlülükleri de var. Ayrıca şoförlerin tüm devlet araçlarına bakan kraliyet ahırları garajının yönetimine ve işletilmesine de katkıda bulunması gerekiyor. Kraliçenin araba koleksiyonu milyonlar değerinde ve içlerinde Range Rover, Bentley ve hatta Jaguar bile var. Kraliyet gökbilimcisi 17. yüzyıldan beri geleneksel kraliyet personelinin bir üyesi. Gökbilimciler geçmişte seyir-i sefer için gök haritaları çizmekten sorumlulardı ve bu birçok bilimsel keşfin yapılmasına ön ayak oldu. Fakat günümüzde bu pozisyon çoğunlukla semboliktir. Şu anda bu pozisyonda astrofizikçi Martin Rees bulunuyor.
Reese 1995'te işe alındı ve ülkenin tarihindeki 15. Kraliyet gökbilimcisi oldu.